Kim o? İyi günler sayın bayan. Kısa bir görüşme yapmamız mümkün müydü acaba? Sayın bayan mı? Bir dakika. Merhaba sınıf. Kerem! Aman Allah! Sonunda kapıya dayandı herif. Sıdıka! Sıdıka! Ne? Kapıyı açar mısın lütfen? Oğlum canına mı susadın ya? Ne işin var bizim evin sınırları içerisinde? Görevdeyim Sıdıka. Ne görev ulan? Rüyana aksakallı bir dede gelip git kendini öldür mü dedi. Bak seni uyarıyorum Keler. Derhal git buradan. Annem duyarsa kızar. Babam görürse keser. Abimse aptaldır ama eli çok ağırdır. Yanlış anladın beni Sıdıka. Bak aç kapıyı 2 dakika izah edeceğim ya. Tamamıyla iş amaçlı bulunuyorum burada. İş mi? Tamam peki açıyorum. Ama seni baştan uyarayım Keler. Biz evde vahşi kedi besliyoruz tamam mı? En ufak bir ters hareketinde üstüne atlar ona göre. Şimdi açıyorum. Tekrar iyi günler bayan. Ben Hıyır Araştırma Merkezi'nden geliyorum. Uzun adı halkın içinden araştırma olan. Tamam kes tamam. Üf. Ne istiyorsun onu söyle. Niye buradasın? Ya anket yapacağım Sıdıka. Ben işe girdim artık. Hani geçen gün iş bulamıyorum diye konuşmuştuk ya. Hmm. Ondan sonra şansım açıldı benim. Bu anketörlük işini buldum bak. İlk müşterim sensin. Yani ilk sana geldim. Senin verdiğin cevapları çerçeveletip duvarımın köşesine asacağım. Ben de eşsiz bir değer bu. Büyük bir, derin bir anı olacak Sıdıka. Anlaşıldı Kenar. Hadi yürü. Benim senin gibi terbiyesizlerle harcayacak vaktim yok. Hadi başka kapıya yürü, yürü. Dur. Ya Sıdıka yapma böyle ya. İş bulduk, ekmek parası kazanıyoruz. Sen kapıyı yüzümüze kapatıyorsun ya. Hiç yakışmıyor sana yani. Tamam peki açıyorum. Ama ne soracaksan sor. Ondan sonra da çek git tamam mı? Tamam Sıdıka. Sinirlenme. Soruyorum hemen gideceğim. Tamam. Hadi. Adınız? Sıdıka. Sıdıka Saka. Medeni haliniz? Sana ne lan medeni halimden? Sıdıka ne kızıyorsun ki yani? Ben kendi kafamdan uydurmuyorum. Burada öyle yazıyor. Ay, tamam. Bekar yaz. İşimi sorma ev kızıyım. Hangi marka deterjan kullanıyorsunuz? Markalı deterjan kullanmıyoruz. Pazardan açık deterjan alıyoruz. Markalı kullanmıyor. Pazardan. Sahi hangi günler pazara çıkıyorsun Sıdıka? Yalnız mı çıkıyorsun? Bana bak. Araya soru sıkıştırma Kenar. Ne hırsız adamsın sen ya? Pardon Sıdıka tamam tamam. Hayır bir yandan birbirimizi tanıyalım diyorum yani. İpeklileri hangi programda yıkıyorsunuz? S programında. S mi? Ulan bir S programından bahsetmiyor ki burada. Bir yanlışlık olmasın. S dediğim Sıdıka. Evde yıkıyoruz ha. Yani. Senin elinden kar gibi beyazlıyordur o çamaşırlar şimdi. Nok topu gibi oluyordur ha. Her neyse. Efendim 2 kişilik sinema bileti verseydik kimle giderdiniz sinemaya? Kimle giderdim, kimle giderdim? Ne? Ne var? Ne yutturup öksürüyorsun ya? Ya çok konuşmaktan boğazlarım ağrıdı. Yutkunamıyorum Sıdıka. İlk işim olduğu için yanıma su almayı da unutmuşum. Ha. Acaba bir bardak suyun var mıydı? Tamam getiriyorum. Ya. Ama bir adım içeri atarsan... Oğlum. Al bakalım. Eviniz ne kadar güzelmiş Sıdıka. Yani evlenince kocan da seninle oturur herhalde değil mi? Ya bizim ev seni ne ilgilendiriyor ya? Hadi sorunu sorsan çabuk hadi. Yani ben içeriye girebilir miyim diyecektim ama. Nasıl? Çok yoruldum Sıdıka yani hiç değil bir çay içer kurabiye yeriz ya. Ha, istersen ayaklarını da yıkayayım he. Olmaz öyle şey çıkar aklından. Aşk olsun yani Sıdıka. Çok şey mi istedik? Ulan Mehmet Aslan Tüyle Mehmet Ali Erbe gelse hemen alırsınız içeri ama. Yazık yazık bize gelince böyle oluyor değil mi? Çok yazık be. Senin soruların bitti galiba ha? İşi geyiğe döktüğüne göre. Oho daha 50 tane sorun var Sıdıka. Hı. Sadece 1. bölüm bitti. Şimdi uygulamalı bir bölüm var. Uygulamalı mı? Hı. Nasıl yani? Mesela kirli çamaşırların falan onları görmem lazım Sıdıka. Hani don, südyen gibi. Yuh artık yuh. Bu kadar da fazla oldu. Çık ya. Dışarı. Çık. Sıdıka. Suç bende ama. Herife 100 verirsen tepene çıkacak tabii. Niye kapatıyorsun ki kapıyı yüzüme Sıdıka ya? Niye kızıyorsun bana ya? Niye kızmayacağım lan? Telefonda taciz ettiğin yetmiyormuş gibi bir de kapıda terbiyesizlik yapıyorsun. Kim terbiyesizlik yapıyor Sıdıka? Bunda bir kötülük yok ki. Bu da işimizin bir parçası yani.
Hani reklamlarda falan görüyoruz. Kadınlar çamaşırlarını ortaya atıyor. Herkes inceliyor orada. Bunda alınacak bir şey yok ki Sıdıka. Onlar reklam oğlum. Bir kenar mahalle kızı olarak ben böyle bir şey yaparsam... ...babam beni Procter & Gamble'ın en üst katından aşağı atar. Ya Sıdıka, doğru söylüyorsun da patron böyle istiyor. Ben ne yapayım? Elin herif hayatı reklam gibi görüyorsa benim suçum ne bunda? Zaten güç bela iş bulmuşuz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ben de anlamıyorum yani. Ondan geldiydim bak. Sen de kalktın kapıyı suratıma kapattın. Bir tek sen olsan neyse. Hiç kimse kendisine bir şeyler sormamı istemiyor ki. Alt tarafı iki tane sorum. Duyan da canını istiyor sanır ha. Ulan mecbur olmasam yapar mıyım bu işi be? Sanki ben çok meraklıyım milletin ağız kokusunu çekmeye. Yanlış anlama Sıdıka, seni kastetmiyorum. Sen hiç değilse sorularının bir bölümünü yanıtladın yani. Anketörlükte bu böyle yani. Karşı taraf anlayışlı olması gerekiyor Sıdıka. Duyuyor musun beni? Sıdıka! Aç şu kapıyı Sıdıka! Aç da şu anketi bitirelim ya. Bak Kenar, sorularını cevaplandıracağım. Ama kapıyı açamam. Annem birazdan komşudan döner. Seni burada görmesi hiç iyi olmaz. Onun için sen şimdi git, tamam mı? Telefonla ara, sorularını telefonda cevaplandıracağım. Tamam mı? Ciddi mi söylüyorsun Sıdıka? Gerçekten cevaplayacak mısın? Vay be! Hadi ama git artık, git ve telefon et. Tamam Sıdıka! Alo? Alo? Sıdıka? Benim Kenar. Vallahi billahi şu anda evdeyim. Hadi şu anketimize devam edelim. Vay be. Yani Kenar, sen ciddi ciddi anket yapmak için mi arıyorsun beni? Evet Sıdıka. İş buldum demiştim ya. Bir takım sorumluluklarım var artık benim. Demiştin de bu kadar ciddiye alacağını hiç tahmin etmemiştim açıkçası. İyi, hadi sor bakalım. Öncelikle randevumuza sadık kaldığın için çok çok teşekkür ederim Sıdıka. Hakikatli kızmışsın. Aramanı bekleyeceğim dedin, hiçbir yere ayrılmadan benim aramamı bekledin. Şimdi anketimize geçelim. Yıkama topumuz var mı? Yıkama topu mu? Hani şu delikli şey değil mi? Annem bir kez marketten aldıydı ama babam akşamleyin geldiğinde bunun delikleri çok büyük diye sinirlenip sobanın içine atmıştı. Tamam. Peki telefon numaranız kaç? Ne? Telefon numaranız kaç? Ay bu soruyu niye bana soruyorsun ki anacığım? Her gün en az bir kere bu numarayı sen aramıyor musun ya? Şu an konuştuğumuza göre o numarayı çevirmiş olman gerekiyor. Ay salak mısın sen? Ya ne alakası var Sıdıka yani? Elbette biliyorum ama iş icabı soruyorum yani. Şu anda ben bir anketörüm. İş başka, aşk başka. Profesyonel düşünüyorum ben kızım. Büyük oynuyorum, büyük. Özür dilerim Kenar. Yani işini bu kadar ciddiye alacağını düşünmemiştim. Ben sana veriyorum numarayı, dinle. Evet. Bunu da yazdık. Anketimiz bitti Sıdıka. Çok sağ ol. Geriye kalan 120 anketi kahvedeki arkadaşlara doldururuz biz. Benim için bir tek senin önemliydi. Ha Sıdıka, ilk aylığımı alınca seninle yemeğe çıkalım. Alo!